Ülkemizin geçtiği, ülkemizin ve dünyamızın zor günler geçiriyor. Bu bağlamda biz de üniversitemiz olarak ülkemize, hatta olabiliyorsa uluslararası çapta neler yapabiliriz? Sevgili bilim insanlarıyla kafa kafaya verdik ve üniversitemizde Sağlık Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Komisyonu kurduk. Bu komisyonda dekanımız, sayın dekanımız, başhekimimiz, ayrıca konuyla ilgili uzman arkadaşlar, tıbbi mikrobiyoloji doktorları, tıbbi immünoloji doktor arkadaşlarımız, bunun haricinde biyoloji bölümünden, fen fakültesinden, sağlık yüksekokulundan moleküler biyolojiyle çalışan arkadaşlarımız, tıbbi mikrobiyolojiyle çalışanlar, tıbbi biyolojiyle çalışanlar, hatta veteriner fakültesinden virolog arkadaşların bulunduğu bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonda çıkan sonuçlar itibariyle Burhan hocamızın, Profesör Doktor Burhan Turgut hocamızın immunplaza, basında son günlerde çok sıkça duyduğumuz yöntemi, zaten Burhan hocamızın yıllardan beri çalıştığı bir konu. Bu konuyla ilgili bir proje hazırlanıyor. Yaptığı çalışmalar neticesinde. Yine Türker Bilgen ve Rıfat Bircan hocalarımızın üzerinde durduğu, yine Fen Fakültesinden Deniz hocamızın, yine başhekim yardımcımızın Berna hocamızın bir ekip halinde moleküler biyoloji ve tıbbi mikrobiyoloji üzerinde çalışan hocalarımız. Aşı çalışması yine Veteriner Fakültesinden Hakan Kutlu ve Dilek Muz hocalarımızın bağlı bulunduğu komisyon. Aşı çalışmaları ve farklı yöntemler üzerinde, ELISA yöntemleriyle ilgili neler yapılabilir? Bu konuyla ilgili çalışmaları mevcut. İnşallah kısa sürede bu çalışmalardan sonuç almak istiyoruz. Arkadaşlarımızın hazırladığı projeleri TÜBİTAK'a ve Kalkınma Ajansımızın, biliyorsunuz, basına çağrıya çıkıldı. Dolayısıyla hemen arkadaşlarımız şu anda yazma aşamasına girdiler ve Trakya Kalkınma Ajansı'na da bu projelerimizi yazacaklar. İnşallah olumlu sonuçlar alacağımızı ve bir an önce Namık Üniversitesi olarak şehrimize, bölgemize, ülkemize ve inşallah uluslararası çapta ses getireceğimize inanıyorum. Arkadaşlarımıza, verdikleri öğretim üyelerimize verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim.